13. konuşmayı Saadet Partisi adına Genel Başkan Profesör Doktor Mustafa Kamalak yapacak. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepimiz kardeşiz, aynı milletin evlatlarıyız. Hepimiz bu ülkenin iyiliği için çalışıyoruz. Şimdi size iki isim söyleyeceğim. Merhum Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu. Bu isimleri duyar duymaz hepinizin dürüst, vatansever, millet için çalışan insanlardı dediğinizi biliyorum. Onlar hizmetlerini yapıp gittiler. Bizlere ise yaşanabilir bir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye hedefini bıraktılar. İşte bizler bu hedefleri gerçekleştirmek için Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi çatısı altında sicilleri, geçmişleri ve kadroları tertemiz iki parti olarak bir araya geldik. Dürüst ve iyi insanları kazansın diyorsan sen de gel oyunu saadete ver. Aziz vatandaşlarım evet güzel yollar yapıldı, güzel köprüler yapıldı ama üzerinden giden otomobillerin hepsi yabancı. Yollar bizim ama arabalar yabancı. Siz arabanın ruhsatına değil motoruna bakınız. Göreceksiniz ki hepsi yabancı. Evet güzel havalanları, güzel pisler yapıldı ama İnip kalkan uçakların hepsi yabancı. Siz uçakların bayrağına değil motoruna bakın. Göreceksiniz ki hepsi yabancı. Üretmeyen bir ekonomi milletine refah sağlayamaz. Bu millet 74 yıl önce kendi uçağını yapmıştı. 55 yıl önce %100 yerli otomobilini kendisi yapmıştı. Biz devrim otomobilini bir yılda yaptık. Bunlar 13 yıldır sadece lafını ediyor. Oysa biz büyük bir milletiz. Çalışkan bir milletiz. Uçağı da otomobili de yine yaparız. Hem de en iyisini yaparız. Tarih bunun şahididir. Eğer sen de milli sanayi kurulsun diyorsan, milli uçak, milli tank, milli araba yapılsın diyorsan gel oyunu saadete ver. Genç kardeşim, evet pırıltılı gökdelenler diktiler devasa alışveriş merkezi yaptılar. Ama yapılan AVM'lerin %60'ı, bankaların yüzde %70'i yabancıların elinde. Benim mühendisim, benim kimyagerim, benim üniversite mezunu gencim çalışabileceği bir fabrika olmadığı için bu AVM'lerde tezgahtarlık yapıyor, karsonluk yapıyor, yarı ağaç, yarı tok olarak çalıştırılıyor. Delikanlım, ben AVM'lerin yerinde fabrika görmek istiyorum diyorsan sen de gel oyunu saadete ver. İşçi, memur, emekli kardeşim, faizciye her yıl 52 milyar, her hafta 1 milyar faiz öderler ama sana gelince %3'lük zammı çok görürler. 12 katrilyona saray yaptırırlar ama sana gelince kaynak yok derler. Oysa kaynak olmadığından değil, sorun adil paylaşımın olmamasındandır. Düşün, saraya aldıkları bardağın tanesi bin lira. Sana verdikleri aylık asgari ücret ise 949 lira. Senin bir aylık maaşın bir bardak bile etmiyor. Bu israfa karşıysan, bu adaletsizliğe karşıysan, milletin hakkı millete verirsin diyorsan haydi sen de gel oyunu saadete ver. Benim çiftçi kardeşim, benim Karadenizli kardeşim çalışıyor, didiniyor. Dünyadaki fındığın yüzde seksen beşini sen üretiyorsun. Ama elin İtalyanı geliyor, senin ürettiğin fındığı beşe alıp işleyip elli beşe tekrar sana satıyor. Fındığı sen üretiyorsun. Ama borsası Almanya'da. Benim Çukurovalı kardeşim, benim Trakyalı kardeşim, benim Konyalı kardeşim, pamuğun, pancarın, ayçiçeğinin en iyisini sen üretiyorsun. Ama hak ettiğin karşılığı alamıyorsun. Bu vurdum duymazda karşıysan, emeğinin karşılığını almak istiyorsan gel oyunu saadete ver.'' Aziz milletim, biten sadece tarım mı, hayvancılık mı, sanayi mi? Elbette hayır. Bak, bin yıllık kardeşliğimizi de bitiriyorlar. Çözüm süreci dediler, yanlış politikalarla bizi bölünme noktasına getirdiler. Oysa biz Çanakkale'de omuz omuza şehit düşen Laz İtrislerin, Kürt Mehmetlerin, Yörük Ali'lerin, Çerkez Hasanların çocuklarıyız. Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, ezanımız bir, bayrağımız birdir. Birlik olmak için daha neye ihtiyacımız var ki? O halde ülkenin birliği, milletin dirliği için haydi sen de gel. Bölünmeye karşıysan, birlik ve kardeşlik yurdu bir Türkiye istiyorsan oyunu saadete ver. Muhterem kardeşlerim, her seçim öncesi Gerçekleri örtmek için suni bir gündem oluşturuyorlar. Daha önce yeni anayasa diyorlardı. Bu seçimde de başkanlık sistemi diyorlar. Aslında ülkenin hiçbir temel problemini çözemedikleri için gündemi değiştiriyorlar. Sanki başkanlık sistemi gelince her şey düzelecek. Elimizi vicdanımıza koyalım ve, ve birlikte soralım. 13 yıldır iktidardalar. Asgari ücreti iki katına çıkarmak istediler de işçiye, memura, emekliye yüzde elli zam yapmak istediler de işsiz gençlerimiz için fabrika kurmak istediler de parlamenter sistem mi engel oldu. Bir lokma helal etmek için madenlerde can veren yiğitlere yaşam odası yapmak istediler de parlamenter sistem mi engelledi? Yeter artık. Bu laflara karnım tok ben lafta değil icraatta güçlü Türkiye istiyorum diyorsan haydi sen de gel oyunu Saadet Partisi'ne ver. Aziz milletim sözü uzatmaya gerek yok. Bizi zaten biliyorsunuz. Bizi ağır sanayi hamlesinden biliyorsunuz. Bizi Edirne'den Kars'a kadar Anadolu'yu donatan fabrikalardan biliyorsunuz. Bizi Kıbrıs Barış Harekatı'ndan biliyorsunuz. Bizi Türkiye'nin en başarılı hükümeti seçilen Refah Yol Hükümeti'nden biliyorsunuz. Son yüzyılın en büyük dış politik hamlesi olan destekizlerden biliyorsunuz. Biz yapamayacağımız işi söylemeyiz. Söylediğimiz iş ise mutlaka yaparız. O yüzden biz diyoruz ki haydi sen de gel oyunu saadete ver. Asgari ücretten vergi alınmasın diyorsan... En düşük işçi maaşı 1500 lira olsun diyorsan gel oyunu saadete ver. İşçiye, memura, emekliye %50 zam yapısın. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilsin diyorsan emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülsün. Emeklilik yaşla değil primcile ile hesaplansın diyorsan mazot Boğaz'daki lüks yatlara değil çiftçiye bir liradan verilsin diyorsan taşeronlu kaldırılsın mevsimlik işçiler kadroya geçirilsin diyorsan öğretmenler atansın diyorsan haydi gel oyunu saadete ver. Kredi kartlarındaki faizler silinsin insanımız bankaların sömürüsünden kurtulsun diyorsan bin bir çeşit harçtan vergiden bıktım bürokrasi bitsin esnafa faizsiz kredi verirsin diyorsan, hanım kardeşlerim şiddetle istismar son bulsun diyorsan gel oyunu saadete ver. Hakça bir paylaşım, insanca bir yaşam istiyorsan gel oyunu saadete ver. Siyasette şahsiyet, hukukta adalet, ticarette bereket istiyorsan 7 Haziran'da oyunu Saadet Partisi'ne ver. Gel ki bir olalım haksızlıklara karşı birlikte duralım. Kardeşim gel yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir adil dünyayı birlikte kuralım. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Gel bu sorunları birlikte çözelim. Bu seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hoşçakalın efendim.